Buonasera a tutti. Bu anlaşma son derece önemli. Daha genel bakış açısıyla da bir genel barışa ulaşmak açısından son derece önemli. Bu bir anlamda birinci adım olacak, sonuca giden ve herkesi de dahil etmek durumunda. Milyonlarca insan, dünyanın en fakir milyonlarca insanı için önemli, stratejik bir anlam ifade ediyor. Tabii burada özellikle Karadeniz koridoru çok büyük önem ifade ediyor. Ve konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin'in gerek Sayın Zelenski'nin her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Ve görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Zira bu tahılın ama buğdaydı, ama arpaydı, ama ayçiçeği yağıydı vesaire bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok. Fakat dünyada sıkıntı var. Özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu. Ve bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında Sayın Guterres'le de görüşmek suretiyle devam ettirelim istiyoruz. Ve bu hafta içinde şöyle bir hafta 10 gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız. Tabii SAMTİ bizim için gerçekten 3 ülke arasında yani İtalya, Fransa, Türkiye arasında büyük önem arz ediyor. En son NATO zirvesinde de yine Sayın Macron'la konuyu etraflıca ele aldık. Kendileri de, ben de Sayın Draghi ile bu konuyu görüşeceğim dediler. Sayın Draghi'nin Türkiye ziyareti olacak, ben de görüşeceğim dedim. Ve bugünkü ikili görüşmemizde de konuyu tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız yine aynı şekilde ele aldılar. Ve bir an önce SAMTİ konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. İmzaları atalım istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz içinde bu büyük önem arz ediyor. Bu konuda zaten Sayın Başbakan'la mutabakatımız tam, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aynı şekilde Macron'la da mutabakatımız bu konuda var. Temennim o ki bir an önce imzaları atıp yola devam edelim. Tabii özellikle bu konuda geri itme çabalarında, gayretinde maalesef Yunanistan artık Avrupa'dan öte, yani Yunanistan İtalya için tehlike arz etmeye başladı. Ve bu geri itmelerde bütün bu düzensiz göçteki o insanlar nereye doğru artık sığınmaya çalışıyor? İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde zaten bu geri itmelerde elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu insanları denizlerden topluyoruz. Denizlerden toplamak suretiyle kurtarmaya çalışıyoruz. Ama aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var. Bu konuda Sayın Draghi'nin de düşüncelerini sizlerin huzurunda ayrıca almak isterim. Sayın Başbakan, buyurun. La gestione, come dicevo, la gestione della migrazione deve essere umana, equa, efficace. Hakkaniyetli ve etkin olmalı, bunu söylüyordum. Denizlerimizde bu bireyleri görüyoruz, gemilerle getirilmiş. Bizim bu açıdan bakıldığı zaman davranışımız olağanüstü. Tabii ki bu açıdan çok açık bir ülkeyiz. Ancak anlaşılması gereken bir şey var. Sınırsız bir açıklık mümkün değil. Belirli bir noktada
ağırlayan ülke daha fazla dayanamaz duruma geliyor. Sayın Bakanımız Lamorgese bunu Avrupa Birliği nezdine dile getiriyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdine dile getirdik. Yunanistan'la bir araya geldiğimizde de bunu dile getireceğiz mutlaka. Biz bu açıdan bakıldığı zaman en az nasıl söylesem, en az ayrımcılık yapan, mümkün mertebe en açık olan ülke olmaya çalıştık ama sınırlarımız var ve artık o sınırlara ulaşmış durumdayız. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Grazie, grazie a tutti voi. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.